Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iskele metrajı nasıl çıkaracağız? Hızlı bir şekilde bunu sizlere göstereceğim. Karşımızda bir villanın ön yüzeyi var. Ön cephesi. Bu ön cephesine iskele kurulmuş. Ayrıyetten balkon altlarında da şu arka taraflarda da iskelelerimiz mevcut. Balkonun üstünde de ustamızın ayak bastığı, hatta ustalarımızın. Orada da bir sıra iskelemiz mevcut. Aynı şekilde şurada da bir balkon altında var. Zaten en dıştakiler var. Onları da sayacağız. Ön yüzey için bulacağız, ön cephesi için. Bizim 4 cephemiz de aynı olduğu için 4 ile çarparak bu villamızın iskele metrajını bulacağız. Öyleyse hemen başlayalım. Şu şekilde. Üzerine yazabilmemiz için resmi alalım. Şimdi arkadaşlar iskele metrajını bulurken en başta ayakları sayarız. Teker teker şöyle ayaklarımızı sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 12'ye kadar. Daha sonra tabii şey kaç tane varsa 12 dedim ama. Daha sonra platformlarımızı sayacağız. 1, 2, 3. Hatta platformdan ziyade boşlukları saymamız daha doğru olur. Şu şekilde 1, 2, 3, 4. 4 boşluğumuz olacak. Teker teker sayalım. Bunları tabii çarpacağız. Ayrıyetten de bunları çarptıktan sonra da bir iskele boşluğu 5 metrekare alan tekabül ettiğinden, böyle bir oranımız olduğundan dolayı tabi tam iskele olması lazım. Çıkan sonucu da 5 ile çarpacağız. Önce ayak sayılarımızı sayalım. Buraya 1 dedik. 2, 3, 4, 5, 6. Arkada da var bu iskelemizin ayağı. 7. Şu platformun dayandığı iskele var. 8, 9, 10, 11 ve de 12 ayak arkadaşlar. 12 ayağımız var. Şöyle 12 ayağımızı buraya koyduk. 12 ayak dedik. Ardından kaç tane boşluğumuz var? 1, 2, 3, 4 boşluğumuz var. 4 boşluk dedik. Bunları çarptığımızda da 48 bulduk. Bu 48'i de her bir iskelemiz, dediğim gibi az önce, bir tam iskele 5 metrekarelik alan kapladığından dolayı bunu da 48'i 5 ile çarptığımızda yaklaşık olarak 240, tam hatta 240 metrekare geliyor. Yani bizim bu ön yüzeydeki, ön cephedeki tam iskelelerimiz boydan boya, bu balkon altı, balkon üstündekileri, arkadakileri saymadım daha, 240 metrekare geliyor. Bunu da 4 ile çarparsak aslında bu villanın en dışına kurulmuş iskele metrajını buluyoruz. Bu yüzden şimdi de balkonun içlerindekini sayalım. Şimdi şu şekilde iskelemiz var. Şu şekilde arkadaşlar, şöyle daha net göstereyim. Bunu da kaç ayak var? 1, 2, 3, 4. Bir de şu iskelenin dayandığı ayağımız var. 5. 5 tane ayağımız burada var. Hatta şu dayanmıyor arkadaşlar. Ben yerinde bildiğim için burada 4 tane olacak. 4 ayağımız var. Bir boşluğumuz var diyebiliriz. Şöyle bir boşluk. O yüzden balkon içinde 4 ayak çarpı bir boşluk çarpı 5 metrekare alan tekabül ediyordu her biri. O yüzden 20 metrekare balkon içi. 20 metrekare balkon içlerinde var. Balkonun altına baktığımızda da arkadaşlar, ayak sayımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Şu şekilde şunun dayandığı ayağımız toplamda 5. Biraz karışık oldu ama balkon altları içinde şu an 5. 5 çarp arkadaşlar. Zaten tek sıra, yani tek boşluktan oluşuyor. 5 çarpı 1 çarpı bir de 5 metrekare alan kaplıyor dedik. 25 metrekare balkon altı. Aynısı arkadaşlar burada da geçerli. Burada sadece balkon altı var. Burası da bakalım kaç ayağımız var. Şununki var 1. Pardon, şurada. Tabii yakınlaştıramıyorum burada. Şurada 1, 2, 3. Burada da 4 ayak var arkadaşlar.
4 çarpı 1 boşluk çarpı her boşlukta 5 metrekare olduğundan burası da 20 metrekare arkadaşlar. Yani bizim aslında bu yüzeyimiz 20 burada. Buraya da 20 dedik, 40. Aşağısı 25. 40 artı 25 de 65 artı 240 daha 305 metrekare iskelemiz var ön cephe için. Ön cephe için arkadaşlar bunu da 4 ile çarptığımızda tüm villamızın etrafının için iskele metrajını bulmuş oluyoruz. Umarım yararlı ve açıklayıcı olmuştur. Sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Herkese başarılar.